Eğer bu davada bu yolda varsanız eyvallah diyoruz. Ama yoksanız bizden de reisten de uzak dur. Kendim de bu yolda tüm gücümle yürümeye devam edeceğim. İnanın bana ömründe AK Parti'ye oy vermeyen adamlar partide görev yapıyor. Çok doluyuz be arkadaşlar. Vallahi çok doluyuz. Ama teşkilatın ruhu karartılmış, içi boşaltılmış, duyguları katılaşmış durumdaysa seçim kazanmanın mümkünatı Yok arkadaşlar. Akan kanalından herkese merhaba. Ben Belen Gökçe. Arkadaşlar seçim bitti. Seçim bitti bitmesine ama seçimin birçok yerde kaybedilmesinin sebepleri hala tartışılıyor değil mi? MYK'dan etkili bir karar çıktı mı? Çıktıysa hayata geçirilecek mi? Bunlar da gerçekten merak konusu. Seçimin kaybedilmesindeki en büyük sebeplerden biri de AK Parti teşkilatlarının vatandaş ile arasına duvar örmesi arkadaşlar. Bunu desek yerinde olur sizce değil mi? Yani vatandaş ile araya örülen duvar. Şüphesiz bunu ana kademe bazında söylemiyorum. Kadın kolları ve gençlik kolları da dahil buna. Eğer teşkilat tüm kademeleriyle çalışsaydı olumlu bir sonuç alınabilirdi arkadaşlar. Ama teşkilatın ruhu karartılmış, içi boşaltılmış, duyguları katılaşmış durumdaysa Seçim kazanmanın mümkünatı yok arkadaşlar. E seçim kaybedildiğine göre e bu saydıklarımın gerçek olma ihtimali de yüksek değil mi sizce? E millete tepeden bakan kadrolar oluşmuş. Vatandaşın derdini umursamayarak e kendi siyasi kariyerlerine şekil verme çabalarına girenlerle dolmuş taşmış. E duyduğumuz, şahit olduğumuz olayların da ardı arkası kesilmiyor maalesef. Ana kademelerde başkanlık görevi alanların para karşılığı X kişiyi devlet memuru yapma sözü vermesi, işe aldırma vaatleri, parti binasına gelen dertli vatandaşın derdini dinleyip ve o gittikten sonra onun arkasından oradaki bulunan kişilerle kahkahalar eşliğinde alay edilmesi. Her gelen kişiye söz verilip umut vererek yalanlar söylenmesi de çabası. Daha neler neler. Bunlar yaşanıyor ve birileri sanıyor ki bunlar hiç ortaya çıkmayacak ve hesabı sorulmayacak. Öyle mi? Hele hele. Bulunduğu makamın gücüne, imkanlarına güvenerek gölül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. Evet, belki fiili anlamda kimse size bir şey yapmaz. Ama unutmayın. Yarın Hak Divanı kurulduğunda Yakanıza yapışan elbette olacak. Sizlere güvenilip o vazifeler veriliyorsa, sizlerin dava şuurunu benimseyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile vatandaşımızın derdine ortak olup sorunları ortadan kaldırmak ve bir çare bulmak. Maddi anlamda yapamıyorsanız da manevi anlamda bari vatandaşımızın yanında olun. E bunları da yapmıyorsan, e bunları da beceremiyorsan defol git. Orada durmanın bir manası yok dava adamlığı da siyasette bunu gerektirir. Aksi yönde davrananlar olursa zaten bunlar hiçbir zaman AK Partili olmamış, olamamış, dava adamı da olmamış, siyasetçi de olmamış demektir. E manevi diyorum ama manevi manada da kimsenin elini taşın altına soktuğu yok. E kadın kolları desen aynı. Gençlik kolları desen içler acısı. Teşkilatın haftalık toplantısı oluyor. Ne vatandaş adına ne hanım kardeşlerimiz adına ne de genç kardeşlerimiz adına yararlı olacak bir faaliyet olmadan 3-5 tane lakırtı biraz onun bunun dedikodusu e birkaç samimi olmayan fotoğraf karesiyle toplantımız hayırlara vesile olsun. Oh be ne güzel alem. E tabi hayırlı olsun. Zaten teşkilata gelenlerin çoğunluğu bir amaç için orada. Kimse babasının hayrına da gelmiyor ha. Ya memur olacak, ya kademe atlayacak, ya tayini çıkacak, ya işe girecek, ya ihale koparacak. Kişiler hep yönetimin parçası. Dava adamlarının emeğini kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. İnanın bana, ömründe AK Parti'ye oy vermeyen adamlar partide görev yapıyor. Ha bir de faaliyet olarak yaptıkları bir şey var. Var. Havaalanı karşılamaları var, işte protokol selamlamaları var. Var yani bunlar yapılıyor. E buna da güler misin, ağlar mısın? Bize Yunus'un ifadesiyle ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diye bu anlayıştaki insanlar lazım. Bir de aklımın almadığı bir mesele. Adam teşkilatta bir yere gelemeyince hemen istifa edip zıt görüşlü partilerin kapısını çalıyor. Ulan hani senin güttüğün, hani senin savunduğun dava? Hani senin yol yürüdüğün mukaddes ülkü? E demek ki sen döneyin biriymişsin. Gerçekten öz vatan evladı olan, dava şuurunu benimsemiş, milletin derdiyle dertlenen nice kardeşimizi de sırf parası pulu, makamı mevki yok diye pasif ettiler, biliyor musunuz? Partiye küstürdüler. Yıllarca teşkilatın Angarya işlerini onlara yaptırdılar ama kendileri takdir topladılar. Göbek kaşıyıp kıç büyüttüler. Milletimize yönelik güzel projeleriyle gelen kardeşlerimizi bütçemiz yok deyip sırt çevirdiler. Yüzüne bile bakmadılar. Ama gereksiz olan onca işe tonlarca para harcadılar. Biz bu yolda yürürken birçok korkakları da tanıdık yani. Onu da bilesiniz. Bize korkaklık noktasında nasihatte bulunanları da iyi biliriz. Bunu da biliniz. Ah bir de şu karşı cenaha kendilerini beğendirme çabaları yok mu? En uyuz olduğumuz mesele. Bunu düşündüğüm zaman rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun şu sözleri aklıma geliyor. Eğer insanları memnun etmek için konuşursan günde 40 defa fırıldak gibi dönmen lazım. İnsanları memnun etmek için konuşursan günde 40 kere fırıldak gibi dönmen lazım diyor rahmetli. Hakikaten de bunlar öyle. Karşı cenaha sevimli görünebilmek için fırıldak gibiler. Kırk değil 40 bin kere dönenlere şahit olduk arkadaşlar. Karşı cenaha sevimli görünebilmek için neler yapıyorlar neler. Gençlik festivali diyorlar değil mi? Bilmem ne semineri diyorlar. E falan filan ilçenin bilmem ne günü diyorlar. Ömründe AK Parti ile alakası olmayan dava ne, vatan ne, millet ne, devlet ne bilmeyen adama kadına milyonlarca lira verip konser verdiriyorlar. Gerekçe olarak da o sanatçıların hayran kitlesine ulaşmayı gösteriyorlar. Sen ulaşırsın. Adamlar senden aldıkları paraları sana söverek, alay ederek yiyor. E bizim milli sanatçılarımızın yüzüne bile bakmıyorlar. E baksalar bile bir iş verecekleri zaman ne kadar ucuza getirebiliriz diye kırk takla atıyorlar. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Çok doluyuz be arkadaşlar. Vallahi çok doluyuz. Ya bırakın birilerine sevimli görünmeyi ya. Bize zarar vermeyi bırakın artık. Cumhurbaşkanımızın davasına ihanet etmeyi bırakın artık. Siyaset milleti kendinden nefret ettirme değil. Kendini millete sevdirme, benimsetme, kabul ettirme sanatıdır. Bizim yolumuz da davamız da belli. Yolumuz hak yolu. Davamız ilahi kelimetullah davası. Eğer bu davada bu yolda varsanız eyvallah diyoruz. Ama yoksanız bizden de reisten de uzak durun.